Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisiniz, umarım gününüz güzel geçiyordur. Bugün ne yapıyoruz? Başlıkta da gördüğünüz gibi zaten. Dedim ki niye böyle bir sohbet videosu çekmiyorum? Böyle canım da sıkılmışken dedim, hiç arkadaşım da yokken sizinle böyle konuşalım istedim sohbet şeklinde. Ama bunun şey şeklinde de olmasını isterdim. Böyle karşımda biri var, o da konuşuyor, ben de konuşuyorum. Kendi yorumlarımı söylüyorum gibi olmasını isterdim açıkçası ama neyse. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz first date konuşalım istedim. Ben bu arada asla böyle bir ilişki profesörü, nasıl diyeyim? Türkçe'yi unuttum, kelime aklıma gelmiyor. Neyse, işte ilişki profesörü falan olduğumu düşünmeyin. Değilim çünkü. Yok söylemeyeyim. Hayır, hayır. Şöyle, bir sohbet yani. Bir arkadaşımla konuşuyormuş gibi, arkadaşımla böyle salak salak tavsiyeler veriyormuş gibi. Konuşalım istedim sizinle birlikte ama kahvesiz olmadı arkadaşlar. Evet, küçük bir kahveyle geldim bu sefer. Normalde hani kanalımda uzun zamanı takip edenler bilir, böyle damacana şeklinde kahve falan içtiğimi biliyorsunuz. Biraz böyle Türk kahvesi, biraz dediğim gibi sohbet videosu olacak arkadaşlar. O yüzden şey yapalım, neyse girişi çok uzattım. Bence yani first date'de first impression vardır ya, yani ilk böyle bakma, ilk görme, ilk böyle karşı karşıya gelme. Böyle uzun zamandır konuşmuşsunuz, bir yerde sözleşmişsiniz ve kahve içeceksiniz. O first impression, bunlardan bir tanesi bence giyim kuşamı tabii ki de. Bazı insanlar için bu red flag'tir arkadaşlar, böyle giyim kuşam. Aslında benim için de öyle yani, en yakın arkadaşımla konuşuruz birazcık. Hani böyle birisi çıksa karşına ne yaparsın falan. Yani tabii ki insan böyle o an özenli gelmesini istiyor. O an özenmiş hani seninle buluşmaya. Böyle eşofmanıyla gelenler vardır ya hani, tam gri eşofman, böyle klasik. Güzel gözüken eşofmanlardan bahsetmiyorum. Böyle ne bileyim yanı çizgili Adidas eşofmanlarıyla gelenler falan olur. Yani işte bunlar biraz şeyi düşürüyor, o first impression'ı. Böyle o first impression çok önemlidir bence. Yani benim için de öyle. Sizin için bilmiyorum. Altı yazabilirsiniz tabii ki de. Görme, ilk şey yapma. Bir şey söyleyeceğim size. İlk buluşmada sarılmak mı daha doğru, yoksa el ele tokalaşmak mı? Ben yani first date'lerimde hep sarılmışımdır. Yani böyle el ele tokalaşmak biraz çok ne bileyim şey gelir, böyle resmi geliyor ama böyle ne bileyim sarılmak da çok mu samimi geliyor bilmiyorum. Yani first date'lerde zaten biraz böyle karşımdaki çekingense ben biraz daha böyle konuşkan oluyorum. Normalde hiç öyle bir insan değilim bu arada. Hiç konuşkan bir insan değilimdir normalde. Ama böyle karşımdaki biraz daha şey olursa, çekingen tavırda olursa dilimi tutamıyorum. Konuşmak istiyorum. Tabii ki onun açılması için de, onun da alışması için de böyle bir şey yapıyorum. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama bence bilmiyorum, çok sarılmak daha samimi gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Tabii ki first date'lerde, ilk date'lerde böyle en kötü olan şeylerden bir tanesi ise suskun kalmak. Böyle ne bileyim iki tarafında suskaldım böyle salaysa diye birbirlerine sırıttıkları o an vardır ya, o evre. O evrede ben aşırı geriliyorum. Aşırı. O evrenin olmasını hiç istemiyorum. O yüzden böyle saçma sapan sorular soruyorum. İşte kardeşin var mı tarzı. Ne alaka hani kardeşin var mı? Hani birbirinizi tanımaya çalışıyorsun falan ama yani ya biraz öyle oluyor. Daha sonra çok tartışılan şeylerden bir tanesi ise bence hesabın kimin ödeyeceği. Yani bilmiyorum, ben bu şeye çok fazla takmam. Hani ben ödemişim, o ödemiş hiç fark etmiyor veya kendi yediklerimizi, kendi içtiklerimizi ödemişiz. Tabii hani bu gerçekten çok tartışılan bir şey ama bence hani ben ödeyebilirim, hiç fark etmez. O da ödeyebilir, yine aynı şeye geliyoruz ama bunun üstüne çok durulmaması gerekiyor. Ben hani kız ödemez erkek öder tarzı bir tavır vardır ya, bazı kızlar bunu destekler tabii ki de, hani
tabii ki de erkek ödeyecek, ben mi ödeyeceğim tarzı söylemleri oluyor. Niye? Hani o senin şeyin mi, bankan mı? Niye hani erkek ödemesi gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Kendin de ödeyebilirsin. Veya hepsini sen de ödeyebilirsin. Hani bu bazı erkeklerde de var böyle erkekliğini gösterme. En saçma durumdur. Hiç sevmem böyle erkek gibi, erkek tarzı tavırları gerçekten. İnanılmaz sıkılırım böyle tavırlardan. Yani şöyle, birisi ödemişse belki ikinci date'de, yani ikinci buluşmada sen ödemen gerekiyor bu sefer. Hani onun tekrar ödemesi gerekmiyor. Ödetmemelisin de bence. Hani ilk o ödemiş. Bence ikinci date'de sen ödemelisin. Hani bu bence yazılı olmayan bir kural gibi bir şey. Yani zaten date'in ilerleyen zamanlarında, date'in diyorum, flört, sevgili olmuşsunuz. İlerleyen zamanlarda bu hiç konuşulmaz zaten. Ama bence yani ben genellikle böyle 50-50 ödüyorum yani. Bilmiyorum. Garip bir durum. Yani garip bir şey. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama alta yazabilirsiniz tabii ki de. Sonra bir konu daha var. Bana göre first date'de beni en çok uzaklaştıran şeylerden bir tanesi çevresinde olan saygısı. Bence. Hani garsona olan tabii ki de, özellikle garsona olan tavırı, hani böyle kötü bir tavırla şey yapsa direkt hani ikinci de olmaz. Veya en kısa zamanda oradan uzaklaşmak isterim. Bir şeyler uydururum, bir şeyler yaparım. Hani oradan uzaklaşmak isterim açıkçası. Çünkü bu çok rahatsız edici bir durum. Hani o garson için de tabii ki de, benim için de hani bunu isteyerek böyle bilmeyerek yapıyorsa daha kötü. Bu arada bilmeyerek öyle kötü davranıyorsa bence daha kötü. Böyle durumlar gerçekten beni çok down ediyor. Yani bu sadece garsonların göre değil. Hani ne bileyim, dışarıda oturuyorsanız bir kedi gelmiştir, ona karşı bir tavrı bile. Direkt bakın, 10 dakika içinde bir şeyler bulurum, direkt oradan kalkarım. Direkt. Böyle bir durum, düşünüyoruz bu konuda bilmiyorum ama bence herkes için böyledir. Hani kimse İstemez hani date'e çıktığı birisinin karşındaki birisine kötü davranmasını bence. Hiç düşünmüyorum. Bence önemli olan şeylerden bir tanesi de sizinle ilgilenmesi. Bazı benim başıma çok geldi, bunu anlatacağım size. Hani geliyorsunuz, şey yapıyor falan, hep böyle telefonuyla oynuyor. Telefonla mesaj yaşıyor birisine veya telefonuna bakıyor. Telefonuyla ilgileniyor veya başka bir şeyle ilgileniyor. Bence bu çok kötü bir durum. Direkt yani soğutan bir durum bence. Çünkü gelmişsiniz birbirinizi tanımaya, böyle sohbet etmeye gelmişsiniz ve karşınızdaki kişi sizinle ilgilenmiyor, telefonuyla ilgileniyor. Benim bir date'imi anlatayım size. Gelmiştim, işte onunla mesajlaştım, şurada buluşalım şu saatte. Beni hem 40 dakika bekletti, 40 dakika, 1 saat, hayır ne? 2 saat bekletti beni, 2 saat. Bakın. 2 saat bekletti. Ondan sonra niye 2 saat beklediysem salak gibi. Daha sonra şey yaptık, oturduk, sohbet ediyoruz. Hep telefonuyla. Telefonuna bir şey bakıyor. Aa, mesaj gelmiş falan yapıyor böyle. Mesaj yazıyor birine. Veya bildirime bakıyor falan. Hem beni 2 saat bekletmişsin, hem telefonuna bakıyorsun. Ya gerçekten bakın, aşırı aşırı kötü bir durum yani. Bilmiyorum, çok kötü bir durum. Ben bunu asla şey yapamam diye düşünüyorum. Bu durum no benim için. Tabii ki de hani first impression dedi, yani görüntü çok önemli, şey çok önemli. Ama bence en önemli şeyden bir tanesi tabii ki de ortak şeylerinizin olması. Tabii hani her sevdiğiniz şeyin ortak olacak diye bir şey yok asla tabii ki. Hani farklılıklar daha güzeldir. Farklılıklar daha sizi birleştirir. Neyim ben böyle? Neyim? Psikolog falan mı olmalıydım? Bilmiyorum. Yaşam koşu Emre. Bence hani o farklılıklar ilişkiyi güzel yapıyor. Bence. Hani first date'i geçtik, biraz ilişkiye girdik ama hani ilişkiden ondan sonra first date'ler hep böyle first zamanlar her zaman çok güzeldir ya, birbirinize yani iltifatlar edersiniz. Yani iyi akşamlar, iyi geceler, hani günaydın mesajları falan. Yani bunlar tabii ki ilişkinin diğer zamanlarında biraz azalıyor. Ama bundan sonra bence sevgi ve saygıya
bırakması gerekiyor. Tamam, bunlar çok fazla klasik şeyler ama bence kesinlikle öyle. Ben buna çok inanıyorum ve bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Hani tabii ki saygı ve sadakat de çok önemli. Yani ama first date'den çıkmayalım. Okey, tamam mı? First date'den çıkmayalım. Siz de böyle en kötü first date anınızı, belki bunu farklı bir videoda yapabiliriz. En kötü first date anınızı falan alta yazabilirsiniz. Siz de sizin first date'de nelere dikkat ediyorsunuz veya sizin için first date'de neler önemli? Bunlara aşağıya alta yazabilirsiniz. Bu çok güzel oldu. Ben böyle sohbet videolarını, böyle kahveli videoları falan bayağı seviyorum. İzlemeyi, konuşmayı. Arkadaşlarımla da genelde konuşmayı çok severim. Onların ilişkilerini, benim ilişkilerim falan. Olmayan ilişkimi. Ondan sonra bu güzeldi. Güzel bir video oldu bence. Umarım siz de sevmişsinizdir. Aslında konuşulacak çok konu var ama birbirleriyle benzer konular birazcık. Benim unuttuğum konuları alta yazabilirsiniz. Bakın bunu da konuşun, bunu da konuşalım falan yazabilirsiniz alta. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bekliyorum sizin en kötü first date anınızı, tamam mı? Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz.